Merhabalar. Sizlerle yurt dışında yaşam konulu içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Yurt dışındaki iş fırsatları ve yurt dışındaki duyurularla ilgili yaşam konulu videolarla ilgili bilgi edinmek için takipte kalmayı ihmal etmeyin. Çünkü sizlerle zaman zaman gerçek manada bu tür bilgileri paylaşıyorum. Bugün takipçilerimin en çok merak etmiş olduğu Almanya'ya iltica meselesi hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum ki çünkü çok fazla soru geliyor. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bazı YouTube yayıncıları ve bloggerlar işte Almanya'ya iltica etmenin kolay olduğunu, Almanya'nın çok fazla mülteci kabul ettiğini belirten yayınlar yapmışlar. Hatta bazıları diyor ki Almanya'ya iltica edenlere binlerce euro ödeme yapılıyor. Yalan yanlış içerikler görüyoruz. Ben de kardeşlerim, arkadaşlarımı bilgilendirmek için mağdur olmamaları için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Almanya'ya iltica etmek öyle sanıldığı kadar kolay değil. Hatta bazı kişiler diyor ki işte efendim Almanya'ya iltica etmeden önce şu derneklerle iletişime geçin. Bu dernekler size yardımcı olurlar. Bu derneklere ulaşmanız durumunda size destek çıkarlar. Bırakın dernekleri, bir milletvekiline, bir bakana dahi ulaşsanız Almanya'da size kimse yardımcı olmaz. Ne demiş işte efendim, örneğin eşcinselseniz eşcinsel dernekleriyle mutlaka iletişime geçin. İletişime geçin, inanın çoğu size dönüş yapmayacaktır. Dönüş yapanlar da size akıl verecektir. İşte gidin iltica bürosuna başvurun, orada size yardımcı olurlar. İsterseniz adresi size verelim diye cevap vereceklerdir. Bu sadece eşcinsel dernekleri için değil, gazeteci dernekleri için, diğer yardım kuruluşu dernekleri için, diğer mültecilere destek verdiğini söyleyen dernekler için de geçerlidir. Bu dernekler oradan buradan fon alırlar, destek alırlar. Göstermelik bir şekilde sosyal medya hesaplarından da birkaç kişiye yardım yaptığını göstererek prim toplamak peşine düşerler. O yüzden ister doktor olun, ister mühendis olun, İster vasıfsız birisi olun, iltica ettiğiniz zaman tamamen sıfırlanmış birisi olacaksınız kardeşlerim. Peki süreç nasıl işleyecek? İster havalimanı, ister bulunduğunuz bir şehirde bir karakola, bir göçmenlik bürosuna gidip başvurunuzu yapabilirsiniz. Göçmenlik bürosu kaydınızı alacak, sizi ilk kamp yerine götürecek. Orada sağlık taramasından geçeceksiniz. Yol hikayenizi anlatacaksınız. Sonrasında ya orada kalacak ya da başka bir kampa gönderileceksiniz. Balkan ülkelerinden geliyorsanız sizi ilk kamp yerinde tutacaklar çünkü muhtemelen reddedecekler. Balkan ülkelerini güvenli bölge olarak görüyorlar. Ha, başka ülkelerden gelmişseniz, Orta Doğu ülkelerinden, muhtemelen iltica başvurunuzu dikkate alacaklar. İlk kamp yerinde onlarca, hatta belki de yüzlerce kişiyle bir spor salonundan bozma yerlerde kalacaksınız. İkinci kamp yerinde belki 2, belki 4, belki de 10 kişiyle bir alanı paylaşacaksınız. Ailelere öncelik tanınıyor deniyor. Tamam, ailelere öncelik tanındı, doğru da belki bir brandayla kapatacaklar yattıkları yeri. Tanıyacakları öncelik belki de bu olacak. Her şeyi araştırıyorum, her konuyu takip ediyorum. Size şunu söyleyeyim, iltica eden bir kişi hemen cennet gibi bir hayat yaşıyor diye bir şey yok. Öncelikle senin geçerli bir nedenin var mı? Hayati tehliken var mı? Gerçekten mağdur musun? Gerçekten baskı gördün mü? Zorla evlendirilmek isteniyordur bir kişi, kaçmıştır. Belki şansı vardır. Eşcinsel iltica etmek istiyordur. Alacağı cevap muhtemelen ret olacaktır. Git ülkenin, işte Türkiye'den geldiyse İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, 3 büyük şehirde rahat bir şekilde kimliğini yaşayabilirsin diyecek. Evet, mahkeme kayıtlarında bu tarz ifadeler de var. Git diyor işte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da bunu yaşayabilirsin. Efendim işte ailemden baskı gördüm, toplumdan baskı gördüm. Buna rağmen red kararı verebilir. Red kararı vermedi. Hadi diyelim oturum alacaksın. Kabul edildi ilticaan. 16 ay hatta 2 seneden fazla yerleşik hayata geçememiş insanlar var. Hele bir de şimdi Ukraynalılar akın akın Almanya'ya geliyor ki süreç Almanya'da şu an daha da uzun sürüyor. 16 ay sonra da bu arada eve meve geçtikleri de yok. Okunuşuyla size söylemek istiyorum. Heim. Yazılışıyla söylemek istiyorum, araştırırsınız diye. Heim diye bir yere yerleştiriyorlar. Orada da aylarca, 16 ay, 17 ay, hatta 20 ay bekleyenler var ya oraya geçmek için. Heim denilen yerde peki ne var? Yazılışıyla okuyorum, araştırın diye tekrar ediyorum.
Kendinize ait bir mutfağınız var, işte odanız var, tuvaletiniz, banyonuz var. Diğer kamp alanlarında 10 kişiyle, 15 kişiyle, belki 20 kişiyle, belki 100 kişiyle tuvaleti kullandığınız için heyim denilen alanda kendinize ait bir odanız, tuvaletiniz, banyonuz oluyor. Yine ev değil yani. Eve çıkmanız için de yine aylarca beklemeniz gerekiyor. Hadi ev bulundu diyelim. Kira yardımını alıyorsun ama öyle internette dolaştığı gibi 2000 eurolar, 3000 eurolar konuşmuyor. Heyim denilen yerde 4 kişilik bir aileye verdikleri ödeme 1000 ila 1300 euroyu geçmiyor. Dil kursu gibi şeyler evet ücretsiz ama çalışma izni de öyle kolay alınmıyor. Adam Ukrayna'dan gelmiş, hemen hayata karışmış, çalışma izni almış. 5 yıl olmuş Suriye'den geleli, hala çalışma iznim yok diyen kişiler var. Bunu açık ve net söylüyorum. Araştırabilirsiniz, sorabilirsiniz. İşte şu derneğe başvurayım. İltica ettikten sonra onlar bana yardımcı olur, destek çıkar diye düşünürseniz yanılıyorsunuz. İtirazınız reddedilirse, ki reddedilirse daha uzun bir süreç, çoğu kişinin mahkeme süreci beklenmeden bile sınır dışı edildiğine dair onlarca vaka var. İşte eşcinsel birine öncelik tanırlar mı? Tanıyoruz diyorlar. Baktığınız zaman kanunlarına, açıklamalarına, haberlerine tanıdıklarını söylüyorlar. Zorbalık ve taciz gibi şeyler, baskı gördüklerine dair raporlar da var. Adam eşcinsel olduğu için ailesinden baskı görmüş, gelmiş sığınmış ama sığındığı yerde zorbalık gördüğüne dair raporlar var. Anlattıklarımda tek bir yalan yok. Yaşayan birileri varsa bu süreçleri yoruma yazabilirler. Nelerden geçmişler, hangi süreçlerden geçmiş anlatabilirler. O yüzden diyorum ya, siz olun, kimseye güvenmeyin. Hele hele o sözde derneklere asla güvenmeyin. Bunların her şeyi palavra. İşte efendim Almanya'nın işçiye, göçmene ihtiyacı var. O yüzden ben iltica edeyim. Beni entegre ederler, hemen iş bulurlar, hayata karışırım diye sakın düşünmeyin. Öyle kolay değil o işler. Geçen birisi iltica sürecini paylaşıyor. İşte diyor, 55 gündür kampta tutuluyorum diyor. Ne para verdiler, ne kıyafet verdiler diyor. Bir konu olduğu zaman diyor, anlatacağım, işte yazılı bir dilekçe ver. Yazılı dilekçeyi veriyorsun, günlerce cevap vermiyorlar diyor. Üzülüyorum ya, binlerce gencin bu tür şeyleri düşünmesini üzülüyorum. İnternet ortamında gördükçe gerçekten içim parçalanıyor. Hayatlarınızı karartmamak için dikkat edin ve diyorum ki kimseye güvenmeyin. Uzun araştırmalar sonucunda bilgi edindiğim birçok konuyu sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden takipte kalmayı ihmal etmeyin. Yeni içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Almanya'ya iltica etmeyi düşünenler varsa hemen iltica ediyorsun, hayata karışıyorsun, şu kadar para veriyorlar, güllük gülistanlık bir hayat yaşıyorsun diyenler çıkarsa karşınıza sakın inanmayın. Süreç bu şekilde işliyor. Anlattıklarımda ne bir eksik var ne bir fazla. Diyorum ya, süreci yaşayanlar bilir. Eğer yaşayan birileri varsa bu videonun altına yorum yazabilirler.